biat kültürü Soru: Meselenin mahiyetini bilmeyen bazı kimseler hizmet hareketine gönül vermiş insanları akıllarını birilerine ipotek etmekle ve koşulsuz şartsız biat etmekle suçluyorlar. Bu iddiaların gerçeklik payı var mıdır? Cevap: Bilindiği üzere biat İslam'la beraber doğmamış olsa da İslam'da önemli bir esastır. Kur'an ve sünnette konuyla ilgili pek çok ayet ve hadis yer aldığı gibi Allah Resulü'nün ve Raşit halifelerin hayatlarında da biat farklı şekillerde tatbik edilmiştir. Arapçadaki ifadesiyle beyat veya Türkçedeki yaygın kullanımıyla biat, insanın bir dine, sisteme veya o sistemin temsilcisi olan şahsa bağlı kalacağına ve bu bağlılığın gereklerini yerine getireceğine dair söz vermesidir. Biat, İslam kültüründe en geniş anlamıyla devlet başkanı seçilen yöneticiyle halk arasında yapılan akdi ifade eder. Bu akde göre devlet başkanı ehliyetini koruduğu ve kendisine düşen görevleri yerine getirdiği sürece vatandaşlar da ona itaat etmeye ve bağlı kalmaya devam edeceklerdir. İslam'da biat Kur'an ve sünnette biatla ilgili farklı uygulamalar yer almaktadır. Mesela Kur'an-ı Kerim, وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن... لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من hatırla ki Allah peygamberlerden şöyle bir söz almıştı Size kitap ve hikmet verdiğimde ardından size verilenleri tasdik eden bir peygamber gelirse ona mutlaka iman edecek ve mutlaka yardım edeceksiniz Bunu kabul edip bana kesin bir şekilde söz veriyor musunuz buyurmuştu kabul ettik dediler. O halde şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Ayetiyle Allah'ın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden, önceki peygamberlerden söz almasından bahsetmiştir ki, bu Allah tarafından bir biat talebidir. Esasında kendilerinden böyle bir biat alınan peygamberlerin birçoğu, kendilerinden sonra gönderilen diğer peygamberlerle karşılaşmadıkları gibi, Onların hiçbirisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle de karşılaşmamıştır. Dolayısıyla böyle bir sözün birinci muhatapları peygamberler gibi görünse de gerçekte bu onların şahsında ümmetlerine bir mesajdır. Evet Allah Teala bu ayeti kerimede peygamberleriyle ve onların şahsında ümmetleriyle yapmış olduğu bir mukaveleden bahsetmektedir. Bu mukaveleye göre onlardan şunu talep etmektedir. Sizden sonra gelen hangi peygambere yetişirseniz ona iman edin ve onu kabullenin. Hz. Musa'ya yetişirseniz onu kabullenin. Hz. Davud'a yetişirseniz onu kabullenin. Hz. İsa'ya yetişirseniz onu kabullenin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yetişirseniz de onu kabullenin. Bunun karşılığında peygamberler de topyekün bunu kabul ve ikrar etmişlerdir. Artık böyle bir söz alma ve biat gerçekleştikten sonra bundan dönme Allah'a karşı büyük bir günah ve büyük bir vebaldir. Eğer döneklik ona ait bazı hususiyetleri içine sindirememe seviyesinde ise dalalet, itikat seviyesinde ise irtidattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde Cenabı Hak'tan aldığı ve peygamberler geleneğinde rusuh ve subut bulmuş biat hakikatini ömrünün farklı dönemlerinde tatbik etmiştir. Mesela o sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin başlangıcının 11. ve 12. senelerinde Akabe'de bir araya geldiği Medine'li Müslümanlardan biat almıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada teker teker onların ellerini sıkmış ve Medine'ye gittiğinde kendisini canları gibi koruyacaklarına ve İslam'a hizmet edeceklerine dair onlardan söz almıştır. Onlar böyle bir biat karşılığında ne kazanacaklarını sorduklarında Allah Resulü cennet cevabını vermiş. Onlar da buna razı olmuş ve bundan duydukları memnuniyeti izhar etmişlerdir. Bu sırada Allah Resulü'nün yanında bulunan Hz. Abbas onlara siz neye biat ettiğinizi, bu biatınızın size nasıl bir sorumluluk yüklediğini biliyor musunuz? diyerek meselenin önemine ve ağırlığına dikkat çekmiştir. Aynı şekilde Allah Resulü Medine-i Münevvere'yi teşrif ettiğinde Medine halkı tek tek gelerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişlerdir. Allah Resulü'nün Medine hicretinin üzerinden yıllar geçtikten sonra bile yeni Müslüman olanlar onun yanına gelerek biat etmiş ve sadakatlerini ortaya koymuşlardır. Hatta insanlığın iftihar tablosu Hudeybiye'de bulunduğu sırada Mekke'ye elçi olarak gönderdiği Hz. Osman'ın öldürüldüğü yönünde haberler gelince daha önce kendisine biat etmiş olan sahabeyi toplayarak onlardan bir kere daha biat almıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından almış olduğu bu biatlar, İslam'ın getirmiş olduğu sisteme, bu sistemin temsilcisine ve bu sistemi vaz eden zata, dolayısıyla Allah'a karşı bir söz verme manasına geliyordu. Biat zamanla sahabe arasında oturmuş, sistemleşmiş ve bir gelenek halini almıştır. Dolayısıyla bu uygulama Raş talifeler döneminde de devam etmiştir. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife seçildiklerinde sahabe onları biat etmişlerdir. Uygulama şeklinde değişiklikler olsa ve zaman zaman mesele asıl yörüngesinden saptırılsa da bu uygulama daha sonraki asırlarda da Müslümanlar arasında varlığını devam ettirmiştir. Yani bir yönüyle vatandaşlar biat vasıtasıyla başlarındaki yöneticiyi kabul ettiklerini ortaya koymuşlardır. Hatta bu uygulama sadece devlet başkanıyla vatandaşlar arasında olmamış, zaman zaman değişik tarikatların başında bulunan şeyhler de kendilerine bağlı olan insanlardan biat almışlardır. İnanç ve ideal Ortaklığı Konunun daha iyi anlaşılması adına biatla ilgili yaptığımız bu kısa izahtan sonra şimdi meselenin hizmet hareketine bakan yönü üzerinde durabiliriz. Öncelikle ifade etmek gerekir ki hizmet gönüllülerinin kayıtsız şartsız üstlerine biat ettiğini iddia eden kimseler meselenin mahiyetinden habersizdirler. Bu tür iddialar iddia sahiplerinin hizmeti bilmediklerini gösterir. Zira hizmet gönüllülerini bir araya getiren ve bir arada tutan bağ ne hiyerarşik bir sistemdir, ne emir komuta zinciridir, ne de birilerine verilen biat sözüdür. Bilakis inanç, mefkure ve gaye birliği onları bir arada tutmakta ve ortak hedeflere yönlendirmektedir. Bunu cuma ve bayram namazı kılmak için camide toplanan veya tavaf yapmak için Kabe'nin etrafında halkalanan ya da haç menasikini yerine getirmek için Arafat'ta duran insanların haline benzetebiliriz. Nasıl ki ortak inançlar ve müşterek hedefler bu insanları bir araya getiriyor ve aynı ibadetleri yaptırıyorsa bir kısım ortak inanç ve idealler de hizmet gönüllülerini bir araya getiriyor, ve onların beraber hareket etmelerini sağlıyor. Nedir bu ortak hedefler? Mesela Hz. Pierre'in dile getirdiği üç büyük hastalık olan cehalet, iftirak ve fakirlikle mücadele etmek hizmet gönüllüleri için çok önemli bir hedeftir. Nitekim bugüne kadar hizmet gönüllüleri cehaleti giderme adına ciddi bir ilim seferberliği başlatmış ve imkanları el verdiğince yurtlar, dershaneler, etüt merkezleri, okullar ve üniversiteler açmış, İnsanlar arasındaki çatışma ve ihtilafları giderme adına sürekli sevgi demiş, hoşgörü ve diyalog faaliyetleriyle herkesi kucaklamaya çalışmış, bir kısım organizasyonlarla iş adamlarına yardımcı olmaya ve muhtaçlara el uzatmaya gayret etmişlerdir. Biraz daha açacak olursak, insanları bir cemaat veya hareket adı altında bir araya getiren temel faktör ortaya konulan fikir, düşünce, faaliyet ve projelerin makuliyeti. Bunların hem dini kurallara hem de zamanın şartlarına uygunluğu ve aynı zamanda günümüz insanların ihtiyaçlarına da cevap veriyor olmasıdır. Bu itibarladır ki yapılan hizmetlerin devam ettirilmesi adına ne falana filana biat etmeye ne de falancı filancı olmaya gerek yoktur. İnsanların salayı duyduğunda cuma namazına koşmaları, bayram sabahı olduğunda bayram namazında toplanmaları veya zilhiccenin dokuzuncu günü geldiğinde Arafat'a akın etmeleri gibi hizmet adına ortaya konulan düşünce ve faaliyetleri kendi ideal ve hedefleriyle uyumlu bulan kimseler de hizmete koşmaktadırlar. Farklı bir ifadeyle insanlar yapılan hizmetleri Kur'ani makuliyet çerçevesine uygun bulduğundan, yürünen yolun peygamber yolu olduğuna inandığından, yapılan hizmetlerin birlik ve beraberliği, sulh ve barışı sağlayacağını düşündüğünden bu işe destek vermektedir. Dolayısıyla hizmet hareketi içerisinde yukarıda bahsedildiği şekliyle bir biat söz konusu değildir. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri de hiç kimseden biat istememiş, kendisiyle talebeleri arasındaki ilişkinin şeyh-mürit ilişkisi olmadığını, bilakis bir kardeşlik ilişkisinden ibaret bulunduğunu ifade etmiştir. Bu itibarla hizmet hareketi içerisinde yaşıyla, kıdemiyle, ilmiyle önde görünen her kim olursa olsun, Herhangi bir şahsabiyatta bulunma söz konusu olamaz. Zımni biat, fedakarlık ve adanmışlık Ne var ki ciddi bir fedakarlık ve adanmışlık duygusuyla kendilerini hizmete vakfeden insanlar kendi kendilerine söz verebilirler. Mesela onlar, Allah'ın izni ve inayetiyle ömrüm vefa ettiği sürece isabetli bulduğum böyle bir yola revan olacağım. Nam-ı celili ilahinin ve ruh-u revan Muhammedi'nin her yerde duyulması adına soluk soluğa koşturacağım. Hizmetin dışında hiçbir mülahazaya kapılmayacağım. Dünyevi uhrevi fuyuzat hislerinden fedakarlıkta bulunacağım. Ölünceye kadar bu yoldan ayrılmayacak ve Allah'ın huzuruna da böyle gideceğim diyebilir. İrşad ve tebliğ, Kur'an ve sünnetin bize emretmiş olduğu önemli bir amel olduğuna göre, kişinin yapmış olduğu böyle bir ahde bağlı kalması gerekir. Zira temeli dini bir meşruiyete dayanan ameller nezredildiğinde bu nezirlerin yerine getirilmesi gerekir. İşte hizmette bir biyattan bahsedilecekse kişinin kendisine sadık ve vefalı bir mümin olarak hizmetten ayrılmayacağına dair söz vermesi anlamında böyle bir biat söz konusu olabilir. Buna da sarih değil zımni biat denilebilir. Zira Efendimiz döneminde yapılan biatlar asliyet planında olduğuna göre Böyle bir biat zilliyet yani gölge planında kalacaktır. Eğer günümüzde dünyanın farklı ülkelerinde çok güzel hizmetler yapılıyor, gidilen ülkelerdeki insanlarla ciddi bir kültür alışverişi oluyor ve dünya barışı adına önemli adımlar atılıyorsa, bütün bu hizmetler kendi kendilerine böyle söz vermiş adanmışlar sayesinde gerçekleşmektedir. Onlar maddi manevi hiçbir karşılık beklemeden gerektiğinde burç seviyesinde aldıkları maaşlarla insanlığa hizmet etmeye devam etmektedirler. Onların bu fedakar ve diyargam tavırları sayesinde Afrika'nın derinliklerinden Orta içlerine kadar birçok insan onlara karşı minnet ve şükran hisleriyle doluyor. Özellikle Allah Resulü ve Raşid Halifeler döneminde yapılan asliyet planındaki biatı alkışladığımız gibi adanmışlık anlamına gelen zırliyet planındaki böyle bir biatın da takdirle yad edilmemesi düşünülemez. Kendilerini hizmete vakfetmiş ve mefkurelerini gerçekleştirme adına dünyanın dört bir yanına dağılmış arkadaşları düşündüğümde içinden şu düşünceler geçiyor. Ahirette kurtulur muyuz kurtulamaz mıyız bilemiyorum. Orada bize hüsnü şehadette bulunma imkanı verirler mi vermezler mi onu da bilemiyorum. Fakat hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden de ümidimi kesmiyorum.'' Eğer orada bana böyle bir imkan verilirse, Allah'ım ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen değerleri duyurmak için, dünyanın dört bir yanına dağılan fedakar insanlar için hüsnü şahadette bulunuyorum derim. Söylediğim gibi, bana onu dedirtirler mi, dedirtmezler mi, ben o ufkun insanı mıyım, değil miyim, bunlar ancak Allah'ın bileceği şeyler. Fakat hissiyatım bu yönde. Ortak akla bağlı kalma. Öte yandan hizmet içerisindeki işler ortak akla ve istişareye bağlı olarak yürütüldüğü için aklın ipotek edilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz, olmamalıdır. Biz bugüne kadar ısrarla istişare üzerinde durduğumuz gibi bundan sonra da farklı bir şey söylemeyeceğiz. Şu düşüncemi bugüne kadar defalarca dile getirmişimdir. Bir insan Sezar, Büyük İskender veya Napolyon'un kafasının 10 katına sahip bir dahi bile olsa ve şahsi görüşüne göre hareket etse, böyle birisi üç insanla istişare eden bir kimsenin seviyesine ulaşamayacaktır. Zira herhangi bir meselede farklı mülahazaların ortaya konulması, bunlar üzerinde imali fikirde bulunulması ve problemin çözümü adına çareler aranması isabetli karar verme adına çok önemlidir. Bu sebeple insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem istişare yapan insanın kayıp yaşamayacağını beyan etmiştir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu halde Allah tarafından vahiyle bir emir gelmediği sürece bütün işlerini sahabe-i kiramla istişare etmiştir. O kendi fikirlerini istişareye arz etmiş, sahabenin fikirlerini almış ve ortaya çıkan ortak kanaate göre hareket etmiştir. Hatta bazı durumlarda kendisi farklı düşünüyor olsa bile sırf istişarenin hakkını verme ve istişare disiplinini oturtabilme adına sahabenin görüşüne göre hareket etmiştir. Nitekim o sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Savaşı ile ilgili savunma yapılmasını düşündüğü, açık alanda düşmanla yaka paça olmanın neye yol açacağını bildiği halde sahabenin görüşüne muvafakat ederek düşmanla göğüs göğüse çarpışmış ve neticede 70 şehit vermiştir. Zira o gün istişare disiplininin oturması için onun sadece teoride kalmaması bizzat Allah Resulü'nün temsiliyle tatbik sahasına taşınması çok önem arz ediyordu. Bu açıdan bir insan kendi düşüncesinin doğruluğuna ne kadar inanırsa inansın, eğer istişarede ortaya çıkan ağırlıklı görüş farklıysa kendi görüşünden vazgeçebilmelidir. Zira doğruyu bulma mevzuunda cehd ve gayret ortaya koyma Tıpkı namaz kılma ve oruç tutma gibi insana sevap kazandırdığı gibi kendi görüşünden geriye dönebilme de günahlara veya belalara sabretmede olduğu gibi negatif yönden insana yine sevap kazandırır. Kişinin aklına güvenmesi, her şeyi bildiğini zannetmesi ve kafasına göre hareket etmesi ise kaybettirici hususlardır. Hatta insan yaşı, tecrübesi, bilgisi veya bulunduğu konum itibarıyla Başkalarının kendisine saygı duyacağı ve itiraz etmekte zorlanacağı bir pozisyonda dursa bile kendi fikirlerini asla başkalarına dayatmaya kalkmamalı, kendisine duyulan saygı ve güveni başkaları üzerinde bir baskı ve istibdat vesilesine dönüştürmemelidir. Fikirlerini arz ederken çok açık ve rahat olmalıdır. Beraber olduğu insanların değerlendirmesine ehemmiyet vermelidir. Düşünce ve kararlar onları ortaya atan kimsenin konumuna göre değil doğruluk ve makuliyetine göre değerlendirmeye alınmalıdır. Hiç şüphesiz bütün bunların eksiksiz olarak uygulamaya konulabilmesi de İslami terbiyenin tam olarak hazmedilmesine bağlıdır. Netice itibarıyla işlerin istişare ile yürüdüğü bir yerde hiçbir akıl başkası tarafından ipotek altına alınamaz. Kararların alınmasında herkesin fikrine müracaat edildiği bir yerde kayıtsız şartsız itaatten bahsedilemez. Bilakis Burada fikir ve düşünce özgürlüğü vardır.